Slenderman'i aranızda bilmeyen yoktur. Oldukça popüler olan bu karakterin arkasında yatan gerçek hikayesini hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse videoya geçebiliriz. Ancak videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz abone olmanız yeterli. Slenderman genellikle insanları, özellikle de çocukları takip eden, kaçıran, öldüren veya derin travma yaratan, dokunaçları olan, ince, yüzü olmayan, 2 metre 80 santim boyunda, yarı insan bir canavar olarak tanımlanır. Slenderman olarak bilinen creepypasta ilk olarak 10 Haziran 2009'da komedi web sitelerinin forumlarında ortaya çıktı. Ve Victor Search takma adını kullanan 28 yaşındaki bir kullanıcı tarafından gönderildi. Kullanıcıları bir Photoshop yarışmasına davet eden ve onlardan paranormal görüntüler yaratmaları istenen bir başlıkta yanıt veriyordu. Victor, 2 adet siyah beyaz görselle katkıda bulundu. Görüntülerde oyun oynayan çocuk grupları görünüyordu. Çocukların arasına siyah takım elbise giymiş, uzun, ince ve yüzü olmayan birini eklemişti Victor. Konuya daha önce katkıda bulunanların çoğundan farklı olarak Slenderman resimlerine başlıklar ekledi. İşte Slenderman'in kökü tam olarak buraya dayanıyor. Peki 2018 yılında çıkan Slenderman filmi gerçek mi? Tabii ki hayır. Slenderman'in kendisi gibi 2018'de çıkan filmi de gerçek bir hikayeye falan dayanmıyor. Sadece Slenderman'in hikayesinden ilham alınan kurgusal bir hayal ürününün sonucudur bu film. Filmlerdeki Slenderman cinayetleri 2014'teki bıçaklama olayına dayanmıyor ve film olaya gönderme yapmıyor. Ancak bıçaklama olayındaki saldırganlardan birinin babası korku filmini son derece kötü olarak nitelendirerek filmin bir trajediyi popüler hale getirdiğini söyledi. Filmi vizyondan çekmek için çevrim içi bir imza kampanyası başlattı. Dilekçede şu anda 19 binin üzerinde imza bulunuyor. Filmin fragmanında karakterin peşini bırakmayan kız öğrencilerden birinin kendini gözünden bıçaklaması anlatılıyor. Yüksek yetkili üst düzey yöneticiler, sürecin planlandığı gibi ilerlememesi durumunda sosyal medyada daha fazla olumsuz etki yaşanacağından endişe ediyordu. Slenderman'in tarihi ne kadar eskiye dayanıyor? Slenderman'in gerçek olduğuna inananlar, Slenderman'in görünme tarihinin 16. yüzyıl Almanya'sına dayandığına dair kanıtlara işaret ediyor. Genellikle bu fotoğraftan bahsediyorlar. Kolu kemikli bir mızrak ve örümceğe benzeyen bacakları Slenderman'ı tasvir ettiği iddia ediliyor. İnternette yayılan hikayeye göre kara ormanda yaşayan ve geceleri ormana giren çocukları kovalayan bir periydi. Bu arada küçük bir araştırma sonucu görüntünün üzerinde oynandığını ortaya çıkarıyor. Aslında bu iki ayaklı bir iskeletin bir şövalyeye mızrak sapladığını gösteren 16. yüzyıldan kalma bir baskıdan ibaret. Orijinal baskı Washington Ulusal Sanat Galerisi'nde bulunabilir. 2018 yılında çıkan filmde Slenderman'i kim oynuyordu? İspanyol aktör Javier Botta canlandırıyordu. 2 metre boyundaki oyuncu uzun kollar, eller, ayaklar ve ayak parmaklarının yanı sıra boy uzamasına sebep olan Marfan sendromuna sahipti. Javier'in fiziksel özellikleri ve oyunculuğa olan ilgisi 2007 yılında yapılan Rec gibi filmlerde rol almasına olanak tanıyordu. Slenderman filmindeki cinayetler gerçek olaylardan ilham alınarak mı hikayeye işlendi? Hayır. 2018 filmindeki Slenderman cinayetleri kurgusaldır. Hiçbir şekilde gerçek olaylarla bağlantılı değildir. Ancak Slenderman kurgusuyla bağlantılı bir cinayet yaşandı. Olay 31 Mayıs 2014'te Wisconsin'da meydana geldi. 12 yaşındaki iki kız Anissa Weir ve Morgan Geyser, arkadaşları Peyton Lautner'ı ormana götürüp saklambaç oyunu sırasında yere düşürdükten sonra 19 kez bıçakladılar. Polise bunu Slenderman için yaptıklarını söylediler. 12 santim uzunluğunda bir mutfak bıçağı kullanarak Peyton'ı bacaklarından, kollarından ve gövdesinden bıçakladılar. Bıçak yaralarından ikisi büyük organlarını isabet etmişti. Biri kalbine girmişti. Peyton'ı ameliyat eden kalp damar cerrahı yaşamasının mucize olduğunu belirtti. Bir bıçak darbesi de diyaframını delerek midesini ve karaciğerini parçaladı. Anissa ve Morgan onu ölüme terk ettikten sonra Peyton kendi hayatını kurtarmak için ormandan dar bir yola doğru sürünerek bir bisikletçinin onu bulduğu yere doğru gitti. 6 saattir ameliyattaydı. Doktor hayatını kurtarmak için göğsünü parçalamak zorunda kalmıştı. Polis Anissa ve Morgan'ı eyaletler arası bir rampada yakaladı.
memurlara Slenderman'in bir malikanesini bulmaya ve orada onunla birlikte yaşamaya gittiklerini söylediler. Slenderman'in gerçek olduğunu ve cinayet işlemenin onun gözüne girmenin tek yolu olduğunu söylediler. Peyton hastanede 6 gün geçirdi ve zorluk çekmeden nefes alabilmesi haftalar sürdü. Yeni okul yılının başlangıcında fiziksel olarak iyileşmişti. Hem Anissa hem de Morgan suçlarını kabul ettiler. Her ikisinin de akıl hastalığı nedeniyle suçsuz olduğu tespit edildi ve en az 3 yıl boyunca bir psikiyatri kurumunda tedavi altına alındılar. Ardından 10 yıl boyunca toplumsal gözetim altında tutuldular. Cinayete teşebbüs davası 2016 yılında yapılan bir Slenderman belgeselinde anlatılmıştı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Slenderman aslında çok uzun bir mesele ancak çok da fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Batikov. Başka olaylarda görüşmek üzere.